Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden detaylı temizlik günü. Bir şirketle anlaştım. Dünkü videoda söylemiştim aslında. Şimdi onlar gelmeden kahvaltı hazırlayacağım. Nefesi bıraktıktan sonra hemen Rıdvan abiye uğradım. Çünkü okul zaten Rıdvan abinin fırına çok yakın. Sıcak simitler çıkmıştı şansımıza. Hemen 3-4 tane simit, bir ekmek aldım. Çayı demledim. Burada da domates, salatalık, biber keseceğim. Zeytin ve peynir çıkartacağım. Çay da demledim. Böylece bir kahvaltı yapacağız. Ben de yaparım. Onlar da uzun yoldan geliyorlarmış. Marmara'yla geliyorlarmış. Onlar da şöyle bir atıştırırlar. Sonra zaten öğlene çıkınca yine ne yemek isterlerse söyleriz. Ama şimdi güzel bir şöyle kahvaltı tabağı hazırladım. Böyle mutfak bezlerimi ve mutfakta kullandığım temizlik kovamı hazır ettim. Burayı da işte yağ çözü ve temizleyicileri koydum arkadaşlar. Bunlar da burada hazır bir şekilde bekliyor. Makineye atılacakları da attım, çöp kovasını falan. Makinede onlar da yıkanıyor. Böyle onlar gelmeden yapabildiğim hazırlıkları yapmaya çalıştım. Evet, şöyle sofrayı hazırladım arkadaşlar. Kaç kişi geleceklerini bilmiyorum. Yani 3 tane bardak koydum şimdilik. 2 kişi de gelebilir, 3 kişi de gelebilir. O yüzden böyle 3 tane bardak koydum. Böyle gördünüz zaten hazırlıklarımı. Rıdvan abinin sıcacık simitleri de masada. Şimdi onları bekliyorum. Çayımız da demlendi. Yalnız ben Akif uyuyorken onları bekleyemeden kahvaltımı yapacağım. Çünkü tam onlar geldiğinde Akif uyanabilir. Aç kalabilirim. Sonra da hemen temizliğe başlanacağı için sofrayı da bekletemeyiz yani burada. O yüzden ben şimdi hemen böyle kendim atıştıracağım. Sonrasında onları bekleyeceğim. Salon bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Yerleri falan böyle hep elle sildiler. Camlarım tertemiz oldu. Bir de benim camlarım çok zor siliniyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok fazla girintiler, çıkıntılar var. Eller uzanmıyor falan ama her şey tertemiz oldu. Şu an mis gibi kokuyor. Bu arada çağrıldı temizlikten geldiler. Çağrıldı temizlik firmasından. Instagram adresini aşağıya yazarım. Şu anda nefesin odasındalar. Keşke şu an şuradaki kokuyu size gönderebilsem. Her yer mis gibi oldu. Şimdi nefes odasında çekeyim size. Böyle. Oh be, temizlik gibisi yok diyor. Mutfağa geçildi. Böyle detaylar yapılıyor. Şu an fırındayız. Ocağı da size göstereceğim. Ocağa böyle ilaç sıktılar. Böyle bütün pisliklerini kustu gördüğünüz gibi. Aspiratörüm de temizlendi, tertemiz. İçindeki filtreyi de abla tertemiz yaptı. Nerede filtre? Şöyle bulaşık tabletiyle tertemiz yaptı bunu da. Kaynar suya bulaşık tabletiyle. Böyle temizlik devam ediyor. Yine bittikçe, yapıldıkça size gösteririm. Bir yandan da camlar siliniyor. Onlar da tertemiz oluyor. Şurası da bir temizlenince güzel olacak. Şu an bayağı kötü halde. Arkadaşlar selamlar. Farklı bir günden merhabalar. Bugün hamburger yapıyoruz ve videonun devamında ve bir anda hamburger yaparken karşınıza çıktım. Hamburger ekmeğini kendim yapacağım. Biraz böyle bir şeyler yoğurmak falan. Canım moralim biraz düşük açıkçası. Böyle iyi gelir dedim hamurla uğraşmak ama hamur yoğurma makinesine yoğurtacağım. 4 bardak unumuz var arkadaşlar. Daha önce aslında birçok kez kanalımda bu tarifi yaptım. Şöyle unumuzu alalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Sadece birkaç böyle kötü haber aldım. Ona moralim bozuk. Onun dışında öyle çok şükür büyük dertlerimiz yok. Akif birazcık hasta, buhar falan kullandık. Nefes dolayısıyla kreşe gittiği için tabii ki de kreşten geliveriyor bu hastalıklar. Şu an emzik istiyor kafası. Vereceğim anneciğim. Bir saniye bekle. 4 bardağı tamamlı. Tamam. Veriyorum hemen. Al bakalım. Arkadaşımdan geldim. Kahvaltıya gitmiştim. Arkadaşımdan geldim. Duruyorken şey yapayım dedim. Burada. Evet.
Dün aşı olduğu için biraz suysuz, şimdi yatırsam uyanacak. O yüzden yatırmıyorum. Şöyle. Hamburger. Bugün menümüzde hamburger var arkadaşlar. Tarif verecek olursak 4 bardak un, 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 bardak su, azıcık maya geldiği için o yüzden suyun rengi bulanık. Şöyle ortasına atıyorum. Ve 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve arkadaşlar 1 paket maya. Yaş mayanız varsa o daha iyi olur. Detaylı tarifleri zaten kanalımda önceki şeylerde var. Bu arada bu hafta düğün var arkadaşlar. İnşallah çocuklarla güzel bir düğün süreci geçirebiliriz. Şimdi makineyi çalıştırıyorum. Arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Bir an çok kabarmayacaklar sandım. Çok aşırı kabarmadılar ama bence yeterli oldu. Puf puf olmuş. Şu an çok bastırmıyorum hamur olmasın diye. Altları biraz unlu kalmış ama olsun. Bence güzel görüntü. Akif daha bir ablamı yutmaya çalışıyor. Burada da hemen hamburger köftemi hazırladım. Tuz koydum, karabiber koydum, azıcık pekmez ve tereyağı koydum. Tereyağı oda sıcaklığına gelince güzelce yoğuracağım. Yalnız hamburger içine koyacak domates, marul, turşu falan yok. Şimdi Bahadır'ı arayacağım. Gelirken bu şeyleri, eklemeleri alsın. Onları da yapalım. Burada da teyze kuşum var. Mısır haşlamıştım dün. Böyle mısır yiyor. Nefes triplere girdi. Ablam uyuturken Akif'i kucağına almak istedi. Birisi böyle onunla ilgilendiği zaman ben kucağıma alacağım diyor. Biz de, ben dedim ki o kardeşin oyuncak bebek değil. Şu an uyku saati ve teyzen uyutmaya çalışıyor. Uyandıktan sonra alırsın dedim. O da böyle bir tribe girdi. Zeynep hala da burada. Hiç dünya umurunda olmazcasına, olmamışçasına mısırını yiyor. Senin bu çılgınlık şaka mı? Çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Aşkım yavaş ye. Daha var, bir sürü var. Ben sana veririm. Sen çok mu seviyorsun mısır? Aa, konuşmayı unutmuş. Ağzın dolu olduğu için konuşamıyorsun. Öyle mi demek istedin? Tamam, yavaş ye, yavaş. Yavaş ye, aşkım. Efendim arkadaşlar, sofrayı hazırladım. Ekmeklerimiz, köftelerimiz, patates kızartması, şöyle acı sos çıkarttım. Turşu vardı, onu kestim. Domates aldırdım Bahadır'a gelirken, göbek aldırdım. Böyle işte sosları da çıkarttım. Bu akşamın menüsü hamburger. Aslında dünden kalan semizotu yemeğim ve yoğurt çorbam var ama onları bu akşam çıkarmayacağım. Bugün böyle hamburger çekeceğim. Artık onların yanına yarın bir şey yapıp atıyorum. Fırına tavuk falan atabilirim. Onları da yarın yeriz. Yarın da zaten misafirlikteyim. Şu sıra çok fazla misafirliğe gidiyorum. O yüzden video da açamıyorum. Her gün bir misafirlikteyim. Yavaş yavaş inşallah düzenimi oturtmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş inşallah videolarda sıklaşır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu akşamın menüsü böyle. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim bir güzelce, karnımız doyurum. Aa, şeyi göstermedim. Karamelize soğan. Tabii ki karamelize soğan da yaptım. Biz çok seviyoruz. Bunu unutmuştum biliyor musunuz? Yemekten sonra görsem kahrolurdum. Şimdi hemen bunu da bir tabağa alıp sofraya ekleyeyim arkadaşlar. Ben de ondan baba. Nefes de hamburgerini yapıyor şimdi. Neler koydun anneciğim? Ben de ondan. Arkadaşlar bu arada Akif'i silinge takmıştım ve uyuyakaldı ben işlerimi yaparken. Akşam vakti bu saatlerde uykusu geliyor ve uyumuyor normal bir şekilde. Bir tek silinkte uyuyor.
Uyuyakal, yatağa yatırdım, uyanmadı. Normalde uyanır. Anne. Ve yarım saati de geçti. Galiba gece uykusuna mı geçti diyeceğim ama çok erken bir saatte geçmiş oluyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Bahadır da güzel bir kombo yapıyor şu an. Yiyebilirsin bir tane, başlayabilirsin. Babasının hamburgerine bak. Aa, baban acı sos da koydu. Turşu da koydu. Gurme. Acıkmış bugün belli. Aslında acıkmadım. Sağ olsun. Sen de her şeyi koymuşsun. Bugün sen yiyemezsin. Bugün bir müşterim tantuni ısmarladı. Güzel bir yerde. Babam. Hı. Afiyet olsun. O zaman yiyelim. Ben kayısı suyu içiyorum arkadaşlar. Biz unuttuk meyve suyumuzu. Yemekleri yedik. Akif uyanacak mı diye bekliyorum ama uyanmadı. Yani 6.30'da gece uykusuna geçmiş oldu. Bilmiyorum çok erken, yarın ne yapacağız. Bu arada bunu çıkarttım. Şu halısını da makineye attım, yıkadım. Bu ayrılıyor şuradan. Bunu nefeste, yani nefesinde bu. Nefesi almıştım. Ve bugün tam Akif 2 aylık oldu. Artık yavaş yavaş oyuncaklara tepki veriyor. Onlara dokunmak istiyor. Ellerini keşfetmeye başladı çok şükür. Dedim bir deneyeyim. Bir 10 dakika yattı arkadaşlar. Bunu da, bu da Ikea'nın bir dönencesi. Bunu da böyle üstüne taktım. Bunun üstündeki oyuncaklar dikkatini çekiyordu hep. Onu da böyle üstüne taktım, yatırdım. Bir 10 dakika falan şey yaptı yani, dikkatini çekti. Şurada ayna bu arada. Burada da ayna var. Bilmiyorum, çok şükür bu aşamaya geçtik. En azından biraz böyle hani oyuncaklarla oyalayabilmek güzel oluyor, iyi oluyor. Hani ne bileyim, ben yemeğimi yaparken o bir şekilde oyalanır. İşte otokoltukta ablasını almaya giderken, yolumuz kısa zaten. O kısa yolda en azından oyuncaklarla oyalanır diye. Mutluyum, sevinçliyim artık bu aşamaya geldiğimiz için. Zamanla böyle ek gıdaya geçtikçe, işte eline bir şeyler verip yedirmeye başladıkça daha güzel, daha keyifli vakitler geçireceğimizi düşünüyorum. Tabii benim halım biraz sert olduğu için altına böyle şey seriyorum ben. İki kat battaniye seriyorum. Üzerine bu oyun halısına yatırıyorum. Ve böylece başladık bunları arkadaşlar. Bu ana kucağını yine hiçbir şekilde kullanamadım. Bugün dedim acaba üstüne yastık koysam, yatırsam o yastığın yumuşaklığıyla durur mu falan. Ama yok, bunu nefeste almıştım. Nefeste hiç sevmemişti. Hatta öyle ki bakın şu tarafı sararmış. Gün ışığı gördüğü için, güneş görmedi. Gün ışığı gören taraf yazlıkta duruyordu. Gün ışığı gören taraf sararmış. Bunu satacağım. Uygun fiyata satacağım. İhtiyacı olan, isteyen, denemek isteyen alsın. Normalde sıfırları 18-19 bin. Ben böyle 4-5 bine satmayı düşünüyorum. Hem zaten bir tarafı sararmış. Normalde ikinci el fiyatı çok daha yüksek ama bunu satıp elden çıkarmak istiyorum. Ya daha önce arkadaşıma veririm, o bir dener. Onun bebeği severse kullansın, ondan sonra satayım. Bu zaten hiçbir zaman eskimeyen, modası geçmeyen bir alet, ürün. Dünya çapında çok ünlü ama bilmiyorum bizim çocuklara neden yaramadı. Yani benim çocuklarıma neden yaramadı. Bunu Zeynep hala çok güzel kullandı. Gerçekten ilk 4 ay ablam hep bunun üzerinde uyuttu Zeynep hala'yı. Ben bir türlü bu bebeğimde de, nefessiz bebekken de bir türlü bunun faydasını, yararını göremedim. Seven çocuk çok seviyor. Geçen bir arkadaşım geldi, diyor ki ben diyor 4 ay boyunca üstünden kaldırmadım diyor. Yani akşama kadar sadece emzirmek için aldım, geri koydum diyor. Çok sevdi diyor. Seven bebek inanılmaz seviyor, sevmeyen de sevmiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benimkiler sevmeyen türden bebek. Öyle. Videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Şimdi yeni bir video başlatacağım. Bugün kına günü. Dün akşam kapanışı çekmemişim. Bugün kına günü, yeni bir video başlatacağım. Şimdi de çok sevdiğimiz komşularımıza davete gidiyoruz. Orada video başlatayım ve kına gününde sizler için vloglamış olayım. Özge'ye makyaj falan yapacağım. Böyle bir güzel, bir keyifli bir gün geçecek. Videoyu kapatayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.